Nurcan Hocam, tabii gebelerimizde aşı da çok önemli. Evet. Peki gebelerimizde aşının öneminden de bize biraz bahseder misiniz? Evet, gebelikte aşı çok önemli. Maalesef şu an dünyada bir aşılamama gibi bir trend var. İnsanlar sadece kendilerini, çocuklarını da aşılamamaya başladılar ve maalesef 21. yüzyılda kızamıktan ölen çocuklar ortaya çıktı. Su şeyinden ölen çocuklar ortaya çıktı. İnanamıyoruz, dehşet içinde kalıyoruz ama kontrol edemiyorsunuz. Bir trend halinde yükseldi bu aşı karşıtlığı. İnşallah en kısa zamanda düzelir çünkü çocuklar burada söz konusu. Neden peki hocam? Yani önceden mesela biz ilkokula giderken belli bir periyotlarda aşılarımıza vurulurduk. Ne oldu da yani şimdi aşıya karşı bir böyle bir Çok uzaklaşma oluştu? bilmek çok zararlı bir şey. Aslında hani şeylere bırakmak lazım. Bu işi bilen insanlara bırakmak lazım bunu. İnternet bazen çok güzel, çok yararlı olduğu gibi çok zararlı olabiliyor. İnternetle yayıldı işte bu aşı karşıtı. İşte Civa var, çocuklar MS oluyor falan gibi bir gereksiz bir korkuyla çok gerekli olan yani 100 yıl atlatan buluşlar sanki hiç yokmuş gibi davranıp aşıdan vazgeçmeye başladılar. Halbuki aşıyla çok basit geçirilebilecek bir kızamık bir şey artık ölümlere bile neden olabiliyor. Çok ciddiye alınması gereken bir konu aslında. Gebelikte de yaptırıyoruz biz aşı. Özellikle risk faktörü taşıyan gebelere grip aşısı mutlaka yaptırmak gerekiyor. Çünkü gebelikte direnç daha da düşük olduğu için gripten ölümler bile olabiliyor. Hiçbir zarar yok. Mutlaka grip aşısı yaptırmamız gerekiyor gebelere. 20. hafta civarında tetanoz aşılarım var. Sağlık Bakanlığı'nın bir programı bu da. Bu opsiyonel değil. Diğeri opsiyonel ama bu program halinde yapılan bir şey. İki doz gebeyken 3 doz da gebelikten sonra toplam 5 doz tetanoz aşımız var. Bir de sarılık çok önemli. Eğer sarılığa karşı aşılıysa toplumun %80'i hemen hemen aşılı sarılığa karşı ama aşılı değilse gebelikte hepatit B aşısı da yaptırabiliyoruz. Bir de gebelik öncesi bir rubella aşımız var. Eğer hasta gebe, yani pardon gebe kalmadan önce anne adayı gelirse kızamık çıkta bakıyoruz. Eğer aşılıysa zaten bir şey yapmıyoruz ki toplumun çok büyük bir kesimi gene kızamıkçığa karşı aşılı. Ama aşılı değilse gebe kalmadan önce aşısını yaptık ondan sonra gebe kalınıyoruz. Çünkü bir takım düşüklüklere sakat çocuklara falan neden olabiliyor bu rubella kızamıkçı. Gebelikte aşılama çok önemli onun için. Mutlaka üzerine durulması gereken bir konu. Peki gebelerimize grip aşısı olabilirler mi? Mutlaka diyorum ya risk faktöründe özellikle sık grip geçiyor ya salgın varsa her gebeye mutlaka önermek lazım. Basit bir grip gebelikte pnömoniye, zatürreye kadar ilerleyip ölümlere bile yani geçen sene Türkiye'de 3 tane kadın gebe gripten öldü. Bu çok ciddi bir şeydir. Sadece aşıyla kurtulabilecekken üstelik. Ama toplum diyorum ya çok reaksiyoner aşılara karşı şu durumda. Çok fazla aşıdan korkuyorlar ve yaptırmak istemiyorlar. Bu dediğim gibi hayat kurtarıcı bazı aşılar.